Merhaba arkadaşlar. Accounting derslerinde karşımıza çıkabilecek olan basit sorulardan biri de bu tarz sorular. Income statement ile ilgili bir egzersiz bu. Böyle bir soru yapayım dedim. Şimdi arkadaşlar burada çok temel anlamda bir gelir tablosu analizi var. Yaparken izlerseniz bilmeyenler için söylüyorum. Hani bunun bazılarına basit gelebilir ama bazıları için de gerçekten ufuk açıcı olabilir. Çünkü gelir tablosunun mantığı burada yatıyor arkadaşlar. Yani kar zarar ne demek? Maliyet ne demek? Brüt kar marjı ne demek? Eğer basit anlamda bir gelir tablosu ne demek? Bunu anlarsanız detayları da karmaşık soruları da yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu bazılarına basit gelebilir. Ama takip ederseniz bilmeyenler için çok açıklayıcı olacağını düşünüyorum. Evet, sorumuzda demiş ki, compute the dollar amount of each item indicated by a letter in the following table. Treat each horizontal row of numbers as a separate problem. Bir tablo vermiş ve her satıra ayrı bir problem gibi düşünmemizi istemiş. Sales, cost of goods sold, gross margin, operating expenses, net income ya da loss. Bu kavramlar income statement kavramlar arkadaşlar. Yani kısaca hızlıca Türkçeleştirirsek satışların maliyeti, brüt kar, faaliyet giderleri ve net gelir, net kar. Her satırda bilinmeyenler var. Bakın, birinci satırda A demiş ve B demiş. Yani cost of goods oldu ve operating expense'i soruyor. İkinci satırda satışı soruyor. Burada tersten bir formülizasyon gerekiyor. Üçüncü satırda yine cost of goods sold. Bakın D demiş. Bunlar hep boş bırakmış. Yani bunlar soru işareti. Bunları bulmamızı istiyor. Bu genelde bu tarz sorular test usulü çıkabilir sınavlarınızda ya da Introduction to Accounting derslerinde klasik sorular da olabilir. Ama bu tarz soruların ağırlık puanı hani içerikten içeriye, üniversiteden üniversitede değişir ama genelde 5 puan 10 puanlık sorular olabilir. Ya bazen de çok basit olabiliyor. Bazen bazı üniversitelerde çok zor soru gibi algılanabiliyor. Dediğim gibi sizin durumunuza ve nasıl çalıştığınıza da bağlı olarak değişir. Şimdi hızlıca ben göstereceğim arkadaşlar. Şimdi başlamadan önce şöyle bir şey bir hatırlatma yapmak istiyorum. Normalde income statement, bunu bilgi amaçlı yazıyorum. Burası çözüm değil arkadaşlar. Income statement çok farklı kalemlerden oluşabilir. Yani bazen 2 sayfa, 3 sayfa income statement tablosu olan şirketlerin gelir tablosu olabilir. Yani çok uzun demek istiyorum. Mesela işte borsada işlem gören şirketlerin kar zarar tablosu çok uzun olabilir. Detaylı income statement tabloları. Gross sales ile başlar teknik olarak income statement yani brüt satışlar. Ondan sonra sales returns dediğimiz satıştan iadeler gelir. Daha sonra sales deductions gelir. Yani satıştan indirimler bunlar da. Daha sonra yine net satışlar gelir. Net satışlardan sonra cost of goods sold. Cost of goods sold'dan sonra gross margin yani brüt kar hesaplaması yapılır. Gross margin'den sonra faaliyet giderleri yani operating expense arkadaşlar. Şimdi yani standart bir gelir tablosu formatı çizmeye çalışıyorum da anlayasınız diye. Bu operating expense'ler bazen o kadar çok olur ki yani işte pazarlama satış, işte marketing'den başlar. General administration,
der, rent expense der. Bu şekilde çok çok detaylı kalemlere gider. En son işte EBIT de vardır. Earning before income tax, depreciation şeklinde. Earning before interest, pardon, tax, depreciation, amortization açıklaması. Sonra işte PBT, profit before tax şeklinde. Çok uzun income statement'lar vardır arkadaşlar. Ama genel tablosu, genel çerçevesi aşağı yukarı bu şekildedir. Burada gösterdiğim gibi. Fakat şimdi bizim mantığı anlamamız için bu soru çok ideal bir soru. Çünkü çok basit bir gelir tablosu yapacağız. Basic income statement yazıyorum. Satış demiş. Cost of goods sold. Sonra gross margin. Sonra operating expense'leri yazmış. Sonra da net income. Loss. Sales cost of goods sold, gross margin, operating. Evet, doğru. Şimdi burada bilinmeyenler var gördüğünüz gibi. Onları bulacağız arkadaşlar. Mantığı bilmemiz için bazı kavramları öğrenmemiz gerekiyor. Gross margin nedir arkadaşlar? Gross margin, brüt kar nasıl bulunur? Gross margin, satışlardan, şimdi aslında net satışlardan ama burada net brüt ayrımı yapmamış. Satışlardan cost of goods sold'u çıkartırız arkadaşlar. Net income formülde, net income formülde operating expense'ten, pardon, gross marjinden operating expense'ler çıkartılır. Şimdi bu temel mantığı bildikten sonra biraz gerisi matematik gibi olacak. Bir yerleştirelim arkadaşlar. Bakın birinci first row diyelim. First row. Çünkü her dört kalem vermiş. Her satıra bir şirket gibi davranacağız. Bak diyor ki soruda treat each horizontal row of numbers as a separate problem. Yani hepsini ayrı ayrı düşün diyor. Ve 4. Satış birinci de satış ne kadarmış? 250 bin dolar. Bize cost of goods sold'u soruyor arkadaşlar. 80 bin gross margin varmış. Operating expense'i de soruyor. Net income'ı da 24 bin dolarmış. İkinciye bakalım. İkinci de satış tutarını soruyor. Cost of goods sold'u vermiş. 216 bin dolar. Gross marjini de vermiş. 120 bin dolar. 80 bin dolar operating expense varmış. Net income 40 bin dolar. Üçüncüye gelelim. Üçüncü de 460 bin dolar satış varmış. Cost of goods sold'u soruyor. Bakın D seçildi yani D olarak vermiş. Gross margin 100 bin. Operating expense'i soruyor yine. Ve zarar var. Eksi 2000 dolar. Dördüncü de 780 bin dolar satış. Cost of goods sold boş. Gross margin boş. 240 bin dolar operating expense var. Ve 80 bin dolar net income var. Evet arkadaşlar. Yani temel olarak yerleştirdik. Şimdi aşağıda yazdığım formüllere göre, tanımlamalara göre bunları kolayca matematiksel olarak yapabiliriz. Birinci sıraya bakalım arkadaşlar.
Bunlara şirket gibi düşünebilirsiniz. Yani A şirketi, B şirketi, C, D şirketi diye. 250 bin dolar satışım varmış. Cost of goods sold'u soruyor. Gross marjini vermiş. Biz aşağıda ne dedik? Gross margin sales minus cost of goods sold dedik. O zaman bunu tersinden düşünürsek, cost of goods sold da sales minus gross margin olur. Bu arada hani ben burada bu şekilde söyleyerek çözüyorum ama hani sınavda siz bunları göstermelisiniz, hani formüllerini nasıl çözdüğünüzü. Böyle ben kısaca satış eksi gross margin diye yazacağım ve 170 bin dolar olarak buluyoruz. Net income'ı ne dedik? Gross margin eksi operating expense dedik. O zaman yine ters mantıkla operating expense'in formülü ne olur? Gross margin eksi net income olur. Daha doğrusu yani hangi tutardan hangi tutarı çıkarırsam 24 bin kalır gibi de düşünebilirsiniz. Burada bakın, burada tersten gideceğiz arkadaşlar. İkinci kısımda. Net income'ı vermiş. Operating expense vermiş. Gross margin belli. Şimdi gross margin'i ve cost of goods sold'u verdiğine göre satışı bulmak kalıyor. Yine aşağıdaki formülümüzden satışın cost of goods sold eksi gross margin olduğunu da pardon satışın cost of goods sold artı gross margin olduğunu da anlayabiliriz. Yani 336 bin dolar eksi 216 bin dolar 120 bin dolar edecek. Evet, üçüncü şirkete gelelim. 460 bin dolardan hangi tutarı çıkarırsam 100 bin kalır gibi düşünebiliriz. O da 360 bin. Gross marjinden neyi çıkarırsam eksi 2000 dolar elde ederim. Bu da 100 2000 olacak. Değil mi arkadaşlar? Yani zarara girmiş şirket. Evet, umarım anlatabilmişimdir. Income Statement egzersizi bu şekildeydi. Dediğim gibi bu basit bir income statement tablosu. Yani işte 3 kalemden 4 kalemden oluşuyor. Asıl büyük income statement tabloları formatı genelde bu şekilde gider. Ama bu mantığı bilirseniz ilerleyen süreçlerde de çok detaylı soruları, kapsamlı soruları çözersiniz arkadaşlar. Şu dördü de, yani dördüncü kısmı da siz yapın. Hatta işte videonun yorum kısmına da yazarsanız sevinirim. Peki, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.